vesile oluruz arkadaşlar. Şifayı veren yaradan biz de vesile oluyoruz arkadaşlar. Her zaman onu söylüyoruz. Songül Tekin'i canlı yayına şey yaptım. Merhabalar. Nasılsınız? Sesiniz gelmiyor. Kulaklığı çıkarın isterseniz. Musunuz? Ben şimdi iyi geldi. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsminiz nedir? Benim kulaklarım, kulak zarlarım delik, her ikisinde de Anladım var. soruyu. Ya su kaçırmıyorum çünkü rahatsız oluyor. Bu sefer iltihaplanma falan oluyor. Her ikisinde işte sürekli tıkayarak banyo yapıyorum. Su mu kaçırıyor kulaklarınız? Evet. Su kaçırıyor. Duymamda da problem var biraz işte. Peki biz yaptığımız zaman deney yapıyoruz. Hani bir eşiniz yanınızda, kızı çocuğunuz kim varsa bir damla su koysunlar, boğazınıza geliyor. Sonra çalışınca gelmeyince bileceğiz ki yaradan şifalandırdı. O deneyi yapacağız. Yapabilir miyiz ki? Ama ben inanıyorum yani şifalanacağıma. Çünkü ben takibinizdeyim. Bayağıdır yani Refik Bey'in de takibindeyim. Ben inanıyorum gerçekten. Çünkü her şeyin enerji olduğuna çok inanıyorum. Teşekkür. Ve bazı şeylerde kendimde de gördüğüm için inanıyorum. Ben yani su kaçırsam da şimdi şey yapamam. Korkuyorum çünkü. Ben bunu doktora gitmeyle ama garanti size yazarım bunu. Emin olun yani. Öyle değil. Biz şimdi çalıştığımız zaman takipçilerin, bizi izleyenler görmesi lazım. Yani o, biz çok hani kulak zarı yaptık. Onu anlamamız lazım. Ne diyor ki? Kulağıma su koymam lazım. Yani akıyor mu akmıyor mu diye. Akıyor gerçekten. Şu an delik kulaklarım. Tamam. Bir damla dökeceksin. Bir de çalışmadan sonra dökeceğiz ki bakalım o zaman da Olur. boğazınız Olur. bozukluğu Eda. boğazınıza gelmediği zaman demek. Eda. Bir çay kaşığı getirsene. Hafif Tamam. böyle Olur. koyun. Yani bundan kurtulursunuz inşallah. Çok çalıştık oldu. İnşallah. Da sizinki de olur. İnanıyorum. Kulaklık var mıydı Sükeyna? Kulaklığı verir misin anneciğim? Burada duymuyorum çünkü. Şu kulaklık 5 dakika Beş anneanneme. Ne Dakikalık diyor artık. şimdi? Su mu koydun? 5 dakika. Ha? Su mu koydun? Şöyle su damlatın kulağınıza. Boğazınıza geldiği zaman biz de çalışmadan sonra bakacağız. Bu arada isminiz ne? Siz kulaklığı çıkarın, duymuyorum. Çıkarın, çıkarın. Tamam, Yapmam. şimdi su damlatın, bu yani boğazınıza bir gelecekse onu bize anlatın. Bir de çalışma da yapacağız. Haydi. Acil Seda, damla. gelsene oğlum. Gel. Şuna. Telefon Şuradan tutacağım bir yok. damla su, Bir bunu bir damla. damla tane kulağım. Bilmiyorum. Tayımdadır kesin. Yani boğazını Tamam. biliyorsa demek ki delik. Yok, bir damla. Sonra Tamam. çalışmadan sonra. Anlamadım. Gel, bir damla getir. Ey kafanı. Çeksene. Tamam. Yüzünüzü de kameraya alın, yüzünüzü. Sizin kameraya al. Boğazınıza geliyorsa deliktir. Evet. Damlatın. Bir dakika, bir dakika, damlatmadım daha. Bekle. Evet. Geldi mi? Evet, sol kulağım daha çok şey rahatsız ya. Az duyuyor bir de kulakta. Tamam, yanında biri otursun ki ben konuştuklarımızı size söylesin. Siz duymuyorsunuz beni. Evet. Biri yanında Çünkü otursun yanında. bir saniye. Bir Yanında. saniye. Kulaklıkla duy. Kulaklıkla ses gelmiyor, gelmiyor. Siz yanına oturun.
Ses gelmiyor. Ben söyleyeyim. Kulaklıkla duyulmuş olsaydı ya, daha yanlış. Yanına biri otursun, benim söylediklerimi sana söyle. Tamam. Yanına oturun. Tamam. Tamam kızım da. Hanımefendi, su döktün boğazıma geldi mi? Evet. Tamam. Şimdi siz isminiz nedir? Songül. Tamam. Songül. Songül Hanım. Şimdi ben bunu kaydedeceğim çalışmadan sonra. Sizin için sakıncası var mı? Yani. Tamam. Sakıncası yok. Tamam. İnşallah çalışırız. Çok kişiye faydamız oldu. Size de olur inşallah. Şimdi i̇nşallah. Gözlerinizi kapatın. Bir de çalışmadan sonra su dökeceğiz. Eğer boğazınıza gelmiyorsa demek kulak zarı yapılmış demektir. Haydi. Zaten inancınız var. Mutlaka o da olur. Gözleriniz kapalı. Derin nefes alın. Verdik. Böyle. Bakın. Tekrar hızlı hızlı şunu net parmaklarının da say. Aksi zarı yapılmış demektir. Yaradan yapıyor enerjisel çalışma. Boğazına gelmiyor, yere dökülüyorsa şifalanmış demektir. Haydi bakalım. Geri geldi değil mi? Benim geldi. Bir damla damla. Boğazına geldi mi? Görmüyorum. Boğazına geldi mi? Harika. Şiretimiz sonsuz. Senin gibi bir sürü kişiyi öyle yapıyoruz. Teşekkür ederim. Yaradan veriyor. Bakın eğer döküyorsan boğazına gelmiyorsa kulak zarı yapılmış demektir. Yaradan yapıyor enerjisel çalışma. Teşekkür ederim. Eşimin de yine lütfen niyet edin. Eşim de yürüyemiyor. Bacaklarına protez takıldı, bacağına da. Şimdi yani bunu bir ayarlayalım. Şimdi sizin isminizi, soyadınızı tekrar söyleyin ve neyiniz vardı? Çünkü bizi izleyenler de şifalansın. Sizin neyiniz vardı onu anlatın. Benim mi? İsmin ne? Adım Songül Takın. Benim kulak zarlarım delikti. Her ikisinde de delik vardı. İşte ben çok inanıyorum bu şifaya. Evet. Enerjiye çok inanıyorum. Sürekli de takip ediyorum. Böyle araştırma içindeyim. Daha çok hani o gün Refik Bey'e de bağlanamamıştım. Refik Bey'de de istedim. Size nasipmiş. Sizinle çalışmak nasipmiş daha doğrusu. Evet, sizin şansınız. Benim de 2500'den fazla takipçimin içinde şanslı olan sizsiniz. Bugün. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Ve kaç yıldır var bu kulak zarı delikliği? Bayağı uzun yıllardır var benim bu kulak sorunlarım. 20 seneye geçik. Bayağı uzundur yani çocuk. 20 seneye geçik. Kaç? 20 seneye geçik. 20 yılı geçkindir belki de. Evet. Ben bir bademcik ameliyatı geçirdim. Bademcik ameliyatından sonra kulaklarımda bir şeylik oldu yani. Duymama gibi. Evet. Peki kulak... Sonra işte böyle bir kulak zarlarımı da gene doktorların hatasıydı. Yıkarken deldiler. Hı. Yani zaten sağ kulağımda vardı biraz da. İltihaplanınca iltihaplı haliyle şeye yönlendirdiler. O zaman sağlık ocakları falan vardı. Çok pratisyen şeyler vardı. Onlar işte cahillik herhalde. Ben de o zaman çok şey değildim, bilinçli değildim işte. Yıkattırdım, yıkatmayla oldu. Anladım. Peki şifa olsun. Bayağı bir... Şimdi biz çalışmadan önce size su döktük, boğazınıza geldi. Kulağınız delikti ve şu an şifa seans yaptıktan sonra su döktük, boğazınıza gelmedi değil mi? Evet. O ilk şeyinde gelmişti. Evet. Seanstan ben... Seans ilk döktüğümde gelmişti. Şimdi iyiyim yani. Daha gelmedi. Şeyim. Bakın ben böyle konuşamıyordum önceden biliyor musun? Hanımefendi. Kulaklık takmam gerekiyordu. Şu an
sonra daha iyi olacağıma da daha inanıyorum yani. Sürekli seanslara katılıyorum evet. Gene böyle. Şimdi çalışmamız senin kulak şeyine, sesine de tamir etti. Yani ona da iyi geldi. Şifa oldu. Evet. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şifa oldu. Allah'ın izniyle. Bunu tekrar söyle. Su döktük, boğazına gelmedi değil mi? Gelmedi. Sevin, sevin. Döktüm çünkü. Çok su döktüm boğazıma gelmedi diyeceksin. Gelmedi işte. Ha. Boğazıma gelmedi. Peki. Unutuyorum. Nereden arıyorsun bizi? Ben Çayrova'dayım. Hocam. Gebze Çayrova'dayım şu an. Aa, ben Gebze'ye eğitim verdim. Geldim oraya. Geldim eğitimde. Geldiniz. O bilinçaltının eğitimini verdim oraya. Kocaeli'ye. Sevgiler. Oraya hepsine sevgiler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Eşinize de başka zaman katılın, yazın. O zaman çalışalım. Tamam mı? İnşallah. Evet. İnşallah. Bütün herkese selam. Lütfen herkese. Teşekkür ediyorum. Herkese benim numaramı ver. Onlar da şifalansın. Olur mu? Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şifa olsun. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Kulak sarığına kulağını gördünüz. Yanınızda, yanındasınız. Su döktük çalışmadan önce. Kulağının boğazına